artık buraya kadar. Bu saatten sonra konuşacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Anladın mı? Hayır. İşin sende kalsın. Şahinler de sende kalsın. Gerçekten ilgilenmiyorum. Artık buraya kadar. Ne yapıyorsun? İstiyorsan gel al. Demek benimle alay ediyorsunuz öyle mi? Böyle yaparsanız sizi geçirmeyeceğim. Sınıfı geçemezseniz futbol oynayamazsınız. Kesinlikle öyle. Kartalları yenemeyiz. Buraya kadarmış. Finali kaybettik artık. Hayır. İlk 11. Akademi kuralları aslında çok açık. Yani eğer olur da tüm derslerden geçemezsek oynayamayız. Evet, buraya kadar. Finallerden çektik. Bu kadar. Bitti. Sakin olun. 14 gördüğümüz video üzerinde oynamadığınıza garanti verdim. Şimdi evini arıyor. Böylece bilgisayarında kayıtlı olan görüntüyü bulabilecekler. Ve her şey yoluna girecek, tamam mı? Evet, bence de. Videoyu bulup Olsun'a her şeyi gösterdiği zaman işler yoluna girmiş olacak. Öyle değil mi? 14! Beyler, evimdeki kaydın kopyası. Ortadan kaybolmuş. Ne? Ne dedin? Ne olduğunu bilmiyorum. Ama kaydı hiçbir yerde bulamıyorum. 14. Dur. Apollodoros Nikotatopoulos. Bir an önce onu bulsan iyi olur. Yoksa bir daha kimse senden haber alamayacak. Tamam, bu kadar yeter Lorenzo. Dosyalar kendi kendilerine silinmezler. Bir şey olmuş olmalı. Evet ama ne olduğunu bilmiyorum. Oradaydı. Şimdi ise yok. Bize karşı dürüst ol ve video hiç yoktu de. Şaka yapmaya çalıştın, işler ters gitti ve şimdi biz şahinler bunun bedelini ödüyoruz. Hayır. Bu işte bir ilgim yok. Öyle mi? Sen ve şakaların yüzünden şahinler o maçta 4 oyuncu eksik oynayacaklar. Bu şekilde oynayamayız. Tamam, sakin ol Lorenzo. Bunun bize bir faydası yok. Düşünmeye çalışalım, evet. Tamam mı? Bir şey olmuş olmalı değil mi 14? Peki ne oldu? Onu buldum. Ha? Bilgisayarda değilmiş. Ama 14 orada demişti. Belki de evindeki bilgisayarı internet korsanları ele geçirmiştir. Durun bir dakika. Bu doğruysa aklıma bu şeyi yapabilecek tek bir kişi geliyor. Hadi. Buldum. Neden olduğunu biliyorum. Oraya girmeden önce iki köpek balığı oyuncusuyla karşılaştım. Çantamı alıp benimle dalga geçtiler. O sırada tüm eşyalarım yere saçıldı. O zaman da flash belleği değiştirmiş olmalılar. Demek ki o videoyu onlar kaydetmişler. Yani biz Duarte. Değiliz. Bir netleştirelim. Söylediğin şey doğruysa evde o videonun bir kopyasının olması gerekiyor. Öyleyse neden eve gidip de getirmiyorsun? Böylece olay çözülür. Ama ben de değil ki, bilgisayarıma girilmiş. Evet, bunu Camilo yaptı. Her zaman Camilo yapar. Bunların arkasında Duarte. Camilo var. Mesele şu ki eğer dersi geçemezsek Camilo final maçlarında oynayamayacağımızın farkında. Üzgünüm çocuklar, gerçekten üzgünüm. Geri adım atmıyorum. Bunu anladığımı bilin. Her şeyin bir sınırı vardır. Üzgünüm. Profesör ama Camilo bak. Dinleyin çocuklar. Bize müsaade edin çünkü konuşacak çok şeyimiz var. Tabii. Teşekkür ederiz. Profesör, bana inanın. Yemin ederim bununla hiçbir ilgim yok. Ben size asla yalan söylemem. Git Apollodoros. Ne oldu? Durum ne? Olamaz, buna inanamıyorum. Hani... Camilo karşıma çıkmasa çok iyi olur çünkü onu çok fena yapacağım. Sence neler olacak Gabo? Ne düşünüyorsun? Her şeyin düzeleceğini. Bu olanlar haksızlık. Kesinlikle Camilo'nun işi. Bilemiyorum. Aslında emin değilim. Profesörler video olmadan bize inansalar bile hala elimizde elle tutulur hiçbir kanıt yok maalesef. Grubunuzu değerlendirebilecekleri hiçbir yol yok. Bunun olduğuna gerçekten inanamıyorum. Gerçekten. Başımıza gelen şeyler tıpkı kabuslarım gibi. Hey! Üzgünüm ama endişelendiğim zaman karnım çok acıkıyor. Hı. Baksana Gabo. Futbolda sahada bulunması gereken minimum oyuncu sayısı kaçtır? 7 değil mi? Evet, 7 oyuncudur. Neredeyse 7 kişiyiz zaten. Evet Ricky ama 7 oyuncuyla kazanmamızın imkanı yok. Kesinlikle. 7'miz de Messi gibi olsak bile. Doğru. Aslında 7'miz de Messi gibi olsaydık işte o zaman maçları kazanırdık hepsini. Yok artık. Ne var üzgünüm. Hala çok açım. İster misin? Bütün bu olanlara gerçekten inanamıyorum Joaquin. Sakin ol 14. Olsun herkesin dersinden geçirecek eminim. Bunu nasıl yapacak ki? Orasını bilmiyorum. Derste biraz kağıt geri dönüşümü yaparsın. Hiç bilemiyorum. Aslında çok da fazla seçeneğimiz yok.
Pekala. Gitmem lazım. Bol şans. Gelmiyor musun? Benim spor merkezine gitmem gerek. Olanlardan sonra spor merkezini unutmuşum. Evet, Isabel'e onu çoktan sordum ve hemen gidiyorum. Ama istersen kalabilirim. Git hadi. Sana bol şans. Görüşürüz. Tamam, şimdi hepsini yapacağız. Hadi. Hadi, tamam. Bu durum bizi gerçekten çok kararsız bıraktı. İçeri gel Nikotatopoulos. Lütfen otur ve başlayalım. İşte. Hadi beyler, artık biz de oturalım evet, mı? Evet, buyurun. Evet, işte. Beyler, sizi buraya çağırdık çünkü sorunu incelediğimizi ve bu konuda bir karar verdiğimizi söylemek istedik. Ve verdiğimiz karar şu. Size inanıyoruz. Evet. İşte bu mükemmel. Evet, harika. Çok harika. Bu yüzden yapacağımız değerlendirme için hepinize yeni birer fırsat vereceğiz. Evet, işte bu. Müdür bey, sayın koç, profesör, eğer isterseniz yeni bir videoda evet, çekebiliriz. Evet, eğer... ya da hemen burada kağıt geri dönüşümü evet, yapabiliriz. Evet. Çocuklar, hayır, üzgünüm, hayır. Sanırım yanlış anlaşılma oldu. Aslında işinizi tekrar yapmayacağınızı söyleyebilirim. Bir fikrimiz var, Diego. Çocuklar, Profesör Olson'dan size ek olarak bir sözlü sınav yapmasını talep ettim. Ve bu semestrin bütün konularını kapsayacak. Ama... Kartallarla final maçımız bizim yarın olacak ve sınav ne zaman olacak? Sınav hemen şimdi olacak. Ha? Ne? Nasıl? Hemen şimdi ne demek? Anlamadım. Evet, sınavınız hemen şimdi. O yüzden lütfen hazırlanın. Vay canına, buna sahiden inanamıyorum. Hayır. Şu stüdyonun ne kadar büyük olduğuna bir bak. Peki asıl fikir nedir? Bir şey söyleyebilir misiniz? Biz burada ne yapacağız bakalım ha? Aradıkları zaman bunu söylemediler. Evet, açıkladılar ama o sıra şok geçiriyordum heyecandan. Hiçbir şey duymadım tabii ki. Pekala, dijital spor haberleri için bir bölüm yapacağız. Sizin internette kanalınız çok meşhur olduğu için ve programınız da sporla evet, ilgili olduğu için bunu takımımıza sunmak istedik. Evet, peki bu şimdi mi olacak? Evet. Yani hemen mi? Evet, elbette. Heyecanlı mısın? Evet. Hayır. Hayır, buna alıştım ben. Bu televizyon stüdyosunda ilk gelişimde değil zaten. Mükemmel. Bir şey duyabiliyor musunuz? Hayır. En azından yanıt veriyorlar ama, değil mi? Şuna bakın. En azından ağızlarını oynatıyorlar. Yani bir şey konuşuyor olmalılar, değil mi Lorenzo? Lütfen bir şey söylesinler. Efendim, lütfen durun. Tabii. Şuradaki adam Fernando Palamo değil mi? Evet, onu tanıyor musun? Tabii, elbette onu tanıyorum. Harika. Burada ne arıyor? Aslında ülkemizdeydi, ziyaretimize gelmiş. Aslında ben onun çok büyük bir hayranıyım. Harika. Elbette, oynadığım bilgisayar oyununda her gol attığımda gol! İşte harika bir vuruş yaptı. Topu oyuncak bir bebek gibi yakaladı diyor. O futbol spikerliği de yapar. Evet, peki hangi bölüm için davet edildi? Hangisi olacak? Spor merkezi için, seninle birlikte. Ne, benimle mi? Palamo mu? Ve bu durumda organları yaşadıkları ortama daha uygun olan organizmaların hayatta kalabildikleri anlamına gelir. Yani organlar uyum sağlarsa canlı da o koşullara uyum sağlamış olur. Pekala. Bu kadarı bana yeter. Adrian Roca, benim dersimden geçtin. Evet. Biri geçti. Bu kadar. Finaller için 8 kişiyiz artık. Pekala, o zaman yumuşakçalarla devam ediyoruz. Lucas'ı göremiyorum. Nerede o? Segmentsiz hayvanlarda. Vücutları baş, ayak ve iç organlarının olduğu bir torbadan meydana gelir. Sen nerelerdeydin Lucas? Sen şahinlerden misin, değil misin, nesin? Neden bana öyle bakıyorsun? Hadi konuşsana. Hayır. Ne var Lucas? Hadi söyle. Sorun nedir? Videoda olan şey benim suçum değildi. Sen ciddi misin? Evet. O bendim. Camilo'ya pratik işten söz eden kişi bendim. Ne dedin? Pekala, biraz sakin ol. Bu nasıl oldu? Bilmiyorum. Beni kandırdı. Tekrar dostluğumuzu istediğine inandırdı. Ona inandım. Bu kadar aptal olduğuna gerçekten inanamıyorum. Dur. Sakin ol biraz. Camilo Lucas'a değil, hepimize yalan söyledi. Hepimiz de onun oyununa geldik. Ve o türe dahil olan... kurt çeşitleri... bütün yılan çeşitleri... ahtapotlar, karidesler, deniz kestanesi ve... bastırın şahinler. Ve şahin var. Bir de şahin. Evet. Üzgünüm ama şahin yumuşakça türüne ait bir canlı değildir. Ama şu da var ki yine de geçtin. Evet. İşte bu. Evet. Ama ucu ucuna. Ne geçti? Harikasın Mariano. Evet. Harika. Profesör, sıradaki kim? Leo mu? 14 mü? Yoksa ben mi? İkiniz varsınız. Yani hangi ikimiz? Palacios ve Andres Duarte.
Apollodoros en sonunda gelecek. Mücadele sırasında çok iyi çıkartamamıştım. 62 metre mücadelesiydi sanırım. Asıl güzeli sonra oldu. Orta Amerikan oyunlarında bir rekor kırdım. Hala 72 milli rekor olarak duruyor ve geçen olmadı. Bu benim için çok güzel bir şey. Tüm bunların spor yorumcusu olmadan önce gerçekleştiğini biliyoruz ve prodüksiyona işaret verdim çünkü televizyon sihri sayesinde bunu yapabileceğiz. Bakın sizin için neyimiz var? Oo, bu inanılmaz bir şey. Bunu nereden buldunuz böyle? Bu fevkalade bir şey. Canlandırma için hazır mısınız peki? Ne için? Mızrak fırlatma mı? Çıldırdınız mı? Ambulans çağırmanız gerekebilir. Çünkü kolumun miladı doldu. Şimdi programımıza, stüdyomuza davet etmiş olduğumuz çok genç bir girişimcimizle devam etmek istiyoruz. Kendisi bir spor yorumcusu olmak isteyen Joaquin Acosta. Bir hayali var ve şu anda kendisi bu konudaki en ünlü internet kanallarından birine sahip, öyle değil mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, seyirciler gelir ve gider değil mi ama... Rakamlar yalan söylemez. Aslında ben eskiden beri futbola bayılıyorum. Her zaman futbolu çok sevmişimdir. İlk başta okulun futbol takımına giremedim tabii. Çünkü yani her neyse, bu önemli değil aslına bakarsanız. Arkadaşlarım bu kanalı kurabilmem ve kupa maçlarına yorum yapmam için bana oldukça destek oldular diyebilirim aslında. Yani Inter Cup şampiyonasından mı söz ediyorsun? Elbette, bu önemli turnuvanın tüm maçlarının spikerliğini yapıyor. Hem de Altın Şahinler hala şampiyon değil mi? Sen orada okuyordun. Evet ama evet elbette bu... Siz kanalımı biliyor musunuz? Ben ilk günden beri kanalına üyeyim. Takma isim kullanıyorum ama ilk günden beri takipteyim. Palacios ve Duarte. Dersimden geçtiniz. Evet! Evet! Leo da geçti. Harika çocuklar. Bravo! İşte bu. Öyle ya da böyle Leo bu oyundan çoktan çıktı. Bana o şekilde bakmasana. Önemsediğimiz tek şey Gabo şampiyona finali olmalı değil mi? Ve şu an elimizde 6 oyuncu olduğunu sana hatırlatırım. Apollodoros, ne hakkında konuşabilirsin? Aslında bugün size protoplazmik seviyeler hakkında bilgiler verebilirim. Ya da solomlar hakkında, yani... Hayır, hiç sanmıyorum. Hadi senin Knidliler hakkında konuşalım. Ne hakkında? Knidliler. Bütün yıl boyunca onları işledik değil mi? Askelmintes, onları derslerimizden hatırlaman gerekiyor. Onları hatırlaman gerekiyor. Isabel, bunlar çok zor sorular. Aslında şartları göz önünde bulundurursak daha kolay olacağını sanmıştım. Hayır, bana göre Olson'un yaptığı şey çok doğru. Belki de 10 kişi kalırsak yine de şansımız olabilir. Hayır. Ne oldu Apollodoros? Yeterince çalışmadık mı yoksa? Yıl boyunca dikkat dağınıklığı gibi sorunlarımız mı vardı? Hayır, hayır. Herhangi bir sorun yok. Helmintler birbirinden çok farklıdır. Ama benzer karakteristiklere de sahiptirler. Onları 3 farklı gruba ayırabiliriz. Bunlar nematodlar, sestotodlar, trematodlar olabilir. Katigül adı verilen vücut örtüleri genellikle sindirim enzimlerine karşı dayanıklıdır. İzlediğimiz bu görüntüler senin kanalına mı ait yani? Evet, aslında oradaki yarı finalin en iyi oyunlarından derlediğim bir video. Sonuncu gol müthiş. O Şahinlerin yıldız oyuncusu değil mi? Evet, dostum Gabo'nun attığı müthiş bir gol. Onun adı Gabo Moretti. Ben istene bütün videoları koy. Bu çocuk inanılmaz yorumlarda bulunuyor. Benimkinden bile iyi. Hadi canım. Bana verilen bilgiye göre yayının sonuna gelmişiz. Fernando Palomo, Joaquin Costa. Bize Benim katıldığınız oldum. İçin teşekkür ederiz. Ve seyircilerimize de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Kestik. Pekala. Çok iyiydi Pablo. Çok iyiydi. Joaquin, kanalında yayınladığın bazı videoları gördüm ve çok beğendim. Gerçekten mi? Bence geleceğin çok parlak. Böyle devam et. Çok teşekkür ederim. Oldum. Fer, kahve? Olur. Güzel. Teşekkür ederim. Bay Palomo. Kanalım hakkında söyledikleriniz için size çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Sadece doğruları söyledim. En tuhaf bulduğum şey ise tüm bu reklam işleri. Sence de değil mi? Evet öyle. Herkes bunu söylüyor. Mesele şu ki işler bazen pek kolay olmuyor. Ne demek istiyorsun? İnsan bazen yolunu kaybedebilir. Sizce de öyle değil mi? Aslında kanalıma çok fazla reklam aldığım için pek çok üye kanalı terk etti gitti. Bu fark ettiğin şey gerçekten çok önemli, öyle değil mi? Evet ve arkadaşlarım sayesinde bunu fark ettiğimi söyleyebilirim. Bu şekilde bazı şeyleri düzeltebilirim. Bence bu iyi bir şey. Hatalarından ders alıp yoluna devam edebilmen çok güzel. Bu durumdan bir şekilde ders çıkarabiliyorsun. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne oldu? Sınıfın geçmeyi başardık. Çocuklar. Finalde de çıkacağız. 11 kişiyle. Evet. Çok iyi çocuklar, çok iyi. Sizi tebrik ediyorum. Bugün Şahinlerin son antrenmanı gerçekleşecek. Yarın bir şampiyon çıkacak ve onun biz olacağımıza inanıyorum. Evet. Merhaba çocuklar.
Öncelikle sınavınız için hepinizi tebrik etmek istiyorum. Sadece iyi oyuncular değil, aynı zamanda derslerinde de iyi öğrenciler olduğunuzu bilmekten ötürü çok mutluyum. Ancak şu da var ki, Leo'nun başına gelenler için hala çok kızgınım. Çünkü bence bu olayın asla yaşanmaması gerekirdi. Artık takımda sadece 11 kişi kaldık. Elimizden geleni yapacağız koç. Evet, yapacağız. Umarım söylediğiniz gibi olur. Her zamanki gibi yarın sahaya 4-3-3 dizilişinde çıkacağız. Kartallar takımımızı tanıyor ve bu durumunda oyunumuzu dengelemek için yeterli bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ancak bir şey gözden kaçırıyorlar. Biz de onları tanıyoruz ve bu yüzden kazanacağız. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. O zaman başlayalım hadi. Şahinler neler yapabileceğimizi biliyor. İlk maçta bunu tecrübe ettiler. Sakın unutmayın. Ve yarın da bunu tecrübe edecekler. Anlaşıldı mı? Ezekiel, hazır mısın? Hazırım. Güzel. Ezekiel hakkında bildiğimiz her şeyi göz önünde bulundurup odaklanacağız. Ezekiel gerçekten iyi bir kaleci ama tek bir zayıf yönü var. Sağ taraftan yerden gelen topları kurtaramıyor. Anlaşıldı mı? Evet. Pekala, hadi başlayalım. Hadi bakalım. Kurtardık. Devam et. Speed hayatının son penaltısı gibi vur. İşte böyle. Çok çok iyi. Galerine doğru daha alçaktan vurmalısın iki. Hadi Gabo. Güzel Gabo. Direğe daha yakın at. Tıpkı dediğim gibi. Çok iyi. Maçta Ezekiel'e odaklanacak. Önemli olan bu. Yakala. Zayıf noktası sağdan ve yerden gelen toplar. Hadi. Daha hızlı. Topa doğru bak. Güzel. Alejandro. Çok güzel Adrian. Sakın unutma. Ezekiel o bölgede sıkıntı çekiyor. Çok güzel dede. Güzel. Topa bak. Çok iyi. Çok iyi. Gerçekten. Güzeldi. Harikaydın. İşte böyle 14. Çok iyi. Bu kadar. Çok iyi. Güzel. Güvercin gol atıyor. Hayır! Gabo, burada ne arıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Önemli bir maçtan önce sahaya gelmeyi severim, o kadar. Beni sakinleştiriyor. Bilemiyorum. Bir oyuncuyken ben de aynı şeyi yapardım. Lorenzo'ya da bunu tavsiye ederdim ama hiç beni dinlemezdi. Biz de tam senden söz ediyorduk Lorenzo. Eve bırakmamı ister misin? Hayır, çok sağ ol. Daha sonra görüşürüz. Pekala ama geç kalma. Yarın oldukça önemli bir maçın var. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Yarın final maçında görüşürüz. Lorenzo, kolla kendini. Bunu ne zaman öğreneceksin? Bu topun kalenin içine girmesi gerekiyor. Eğer böyle devam edersen asla benim gibi bir yıldız olamazsın. Bir gün sihri sevmeni sağlayacağım dostum. Luka.
Lucas, baksana. Benim de maçı izleyebileceğimden eminsin değil mi? Sen onu bana bırak. Başının belaya girmeyeceği bir yerden seni içeri sokacağım. Şahinler senin değiştiğini anlamıyor ve bazıları da hala öfkeli. Evet evet, bunu anlıyorum. Şahinler az oyuncuyla oynamıyor mu peki? Evet. Olsun tam 5 adamımızı dersten bıraktı. Sebebi ödevdi ve onları sözlüğe soktu. Herkes geçemedi tabii. Ne kadar da üzücü. Gerçekten öyle. Ve sen beni bunun böyle olabileceği konusunda uyarmıştın. Daha var mı? Hayır. Geldik dostum, sabret. Bu da ne böyle? Merhaba Camilo. Senin için harika bir sürprizimiz var. Hayır hayır hayır. Lütfen kızlar, hayır. Şunu. Kapat. İyi iş çıkaracaksın, göreceksin, göreceksin. Teşekkür ederim. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Yani gitmeliyim. Elbette. İstersen gelebilirim. Ha? Şey, aslında bu yalnız yapmak istediğim bir şey. Yine de sağ ol. Tabii, anladım. Evet. Sana bir şey vermek istedim. Bunu hatırlıyor musun? Evet, bu gelir gelmez bana imzalattığın kağıt değil mi? Bunca zamandır sende miydi? İnanamıyorum. Maçta uğur getirmesi için bu kağıdı almanı istiyorum. Teşekkür ederim. Ama maçtan sonra geri isterim. Çünkü sen ünlü olunca onu internette satacağım. İyi şanslar. İkinizin de bilmesini isterim. Ne olursa olsun akademiye geldiğimden beri benim için yaptıklarınızı unutmayacağım. İkiniz ve Şahinler benim ailemsiniz. Bilmenizi istedim. Joaquin. Bay Palamo. Buradasınız. Birkaç gün daha Buenos Aires'teyim ve finalleri izlemeye gelmeye karar verdim. Katılabilir miyim? Evet, elbette. Elbette gelin lütfen. Çok mutlu olurum burada olmanızdan. Biz artık dostuz. Bana Fernando de. Tabii Fer derim. Hayır, Fernando dedim. Tabii ya, Fernando. İşte büyük gün geldi. Zafer'le aramızda tam 90 dakika var. Son birkaç gün boyunca söylediğim sözleri yinelemeyeceğim. Bu yüzden bugün açıklama yapmamız gerekmiyor. Çünkü her biriniz ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Öyle değil mi? Evet! Evet! Gözümün önünde büyüdünüz. Bugün buraya gelmek için her birinizin yaşadığı şeyleri gerçekten çok iyi biliyorum. Şampiyona başladığı zaman kimse bize en ufak bir şans vermiyordu. Hiç kimsenin bize inancı yoktu. Başarısız bir takım olduğumuzu söylüyorlardı. Ama bugün final oynuyoruz. Evet! Evet! Çocuklar! Bir geçmişimiz var. Hem de büyük bir geçmiş. Bugün için çok çalıştık. Hepiniz altın şahinlersiniz. Bunun farkında olmalısınız. Sizden sahaya çıkıp bana bunu göstermenizi istiyorum. Evet! Gidelim şahinler. Gidelim şahinler. Hadi bakalım. Hadi futbol çalıyoruz. Şahinler! Şahinler!
Bütün bu geçen zamanların sonrasında işte o büyük an geldi. Şu anda Şahinlerin sahasındayız. Seyirciler coşmuş durumda. Artık final maçlarındayız. Evet sayın seyirciler, artık final maçlarındayız. Sahanın ortasındaki formalara bakıyorum. Gabo ve Lorenzo birbirlerine bakıyorlar. 9 numara ve 10 numara bizi zafere taşıyacak. Şahinler kartallara karşı. Hadi artık bunu yapabiliriz. Yeteneklerinizi konuşturun. Canınızı dişinize takın. Artık final maçlarındayız. Ve bugün bizler tüm kalbimizle Şahinler takımını destekliyoruz. Erken çıkmışsın. Sen de erken çıkmışsın. Sanki kaybetmek istiyormuşsun gibi geldi bana. İlk finalin değil mi güvercin? Büyük bir yerde büyük bir takıma karşı ilk, evet. Çok güzel. Bunu duymak beni mutlu etti. Bize saygı duyuyorsun. Elbette saygı duyuyorum. Oyun başlar başlamaz sizi gole boğacağım. Peki ya kartalların sakat forvetinin yerine kimi getireceksiniz? Dede, kim bilir? Umurumuzda değil ki. Şampiyonanın en iyi oyuncusu bile olsa bizim işimiz oyuna odaklanmak. Çok haklısın. Takımımızın çok güçlü bir savunması var, haberiniz olsun. Alejandro'yu mu diyorsun? Biliyoruz ama dostlarım onu penaltı bölgesine bile sokmayacaklardır. Bundan emin olabilirsin. Ama ben Alejandro'dan söz etmiyordum. Kartalların yeni forvetinden söz ediyordum. İşte şu tarafta. Kaybetmeyi düşünmüyorum. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak %100 odaklanmış olmamız gerekiyor. Ve işte maç başladı. Gabo topu alıyor. Ama yine çaldılar. Şimdi top karşı takımda. Bu çocuğun derdi ne? Neler oluyor böyle? Güzel, odaklanın hadi. Mesafeyi kapatın. Hayır. Faul yapıyorlar. Yedek oyuncumuzun olmadığını biliyorlar. Valentino ileri çıkıyor. Ve az sonra tanık olacağımız şey... Faul!